Buğra Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Geçen hafta bir tartışma oldu. Ee, Ekrem Bey bir mülteci e, sayısı açıkladı. Sonra İçişleri Bakanı dedi ki bu sayılar yanlış. Hı hı. Ama İstanbul'da yaşayan sayısının en iyi siz biliyorsunuz galiba. Yani Yabancı... hepimiz gözlüyoruz. Biz de, e, biz de bir takım rakamlar üstünden öngörüler de bulunuyoruz. Bir takım tespitler yapıyoruz ama... E, Esasında gündelik yaşamda herkes deneyimliyor, yaşıyor. Yani özellikle ülkenin muhtelif kentlerinde daha fazla yabancı göçe almış kentlerde bunu daha kendileri, vatandaşlarımız deneyimliyor. İstanbul bu anlamda en bunun dramatik şekilde deneyimlendiği kentimiz. Dolayısıyla vatandaşlar tabii statülerle ilgili bazı farkları çok iyi bilemedikleri için bunların hepsine yabancı diyor. ya Hepsine halk arasında mülteci diyor. Hepsine sığınmacı diyor. Farklı farklı kendisince en kolay isimi veriyor. Bu zaten birbirini yalanlama ya da doğru bilgi verip vermeme durumu da bu farklı sözcükler üstünden biçimleniyor. Eğer uygun görürseniz ben bu statülerle ilgili bir miktar bilgilendirmek isterim. Şimdi bizim mevzuatımıza göre birinci ve asli statü mülteci. Herkesin de ağzındaki laf bu ama... Mülteci 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1951 yılında Birleşmiş Milletler tarafından belirlenmiş, Türk Türkiye'nin de içinde bulunduğu uluslar topluluğu bir savaştan kaynaklı yaşanmış acılardan doğru başka ülkelere göç etmiş, başka ülkelerde yaşamak zorunda kalmış nüfusa ilişkin bir yasal koruma statüsü koymak, ulus aşırı bir statü koymak istiyor. Bunun üstünden bir mülteci tanımı getiriliyor Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Türkiye buna bir kayıt düşüyor. Diyor ki ben Avrupa'dan gelenlere mülteci derim. Ülkemin doğusundan gelenleri mülteci olarak kabul etmeyeceğim diyor. 1951'den bu yana Türkiye'de çoğunlukla geçmişle ilgili şeyler unutulduğu için bu da unutulmuş işlerden birisi. Bizim için doğudan gelenlere ki işte bir yandan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bir yandan İran, bir yandan Orta Doğu Türkiye bu anlamda ulus bütünlüğünü korumak anlamında bir endişe taşıyor 50'li yıllarda ve e, batıdan gelenlere mülteci diyeceğini ifade ediyor. Bir ikinci statü var, göçmen. Mübadele yıllarını hatırlarsınız. Biz e, özellikle e, Türk soyundan, ki biz onu yasalarımızda, yasanın numarası da 5543, öyle kabul ediyoruz. Bunlar göçmendir. Türk soyundan gelenler, Türkçe konuşanlar, Türk kökeniyle e, bizimle... E, Soy birliği üstünden ülkemize gelenleri de göçmen kabul ederiz istiyor. Dolayısıyla özellikle Batı Trakya'dan gelenler bu göçmenlik statüsüyle gelmiş. Onlara da yasal olarak bazı ayrıcalıklar, bazı iskan kolaylıkları, yaşamlarını kolaylaştırabilmek için bazı özel statüler sağlanmış. Bu içinde bulunduğumuz durumda Türkiye'de son... 13-14 yıldır yaşadığımız 2011'den bu yana yaşadığımız sürecin içerisinde mülteci tanımına uygun kimse de yok göçmen tanımına uygun kimse de yok. ama biz e, toplam olarak bize benzemeyen insanları ağırlıkla e, Arap e, yahut e, rengi siyahi vatandaşları gördüğümüzde bunları yabancı ya da mülteci ya da göçmen diye adlandırabiliyoruz ama devletin mekanizması, Bunları böyle adlandırmıyor. Hukuksal olarak tanım o tanım, değil. Tanım o değil. Bir başka tanım böyle olunca şimdi 2011'den itibaren Suriye'de biliyorsunuz biz Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanlığını yaptık. Oraların dağılmasına, Irak'ın, Suriye'nin bunları da unutuyoruz. Yani şimdi biz niye bu sorunlarla karşılaşıyoruz? Oralar dağıldığı için. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurtta sulh, cihanda sulh ülküsüyle geliyor idi ve oraların toprak bütünlüğünü korumak da Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Barış yurda barış, dünyada barış ülkesini sağlayacak işlerden birisiydi. Ne zaman ki Irak dağıldı, ne zaman ki Suriye dağıldı, biz Irak ve Suriye üstünden yoğun bir göç e, göçe e, maruz kaldık. Hatta o göç sadece bunlarla sınırlı değil, Afganistan'dan gelen üstünden de bir göçe maruz kaldık. Dolayısıyla ülke bütünlüklerinin korunması, Türkiye iç açısından da bulunduğumuz coğrafya nedeniyle dramatik bir önem taşıyor diğer ülkelerin tamamından. Çünkü bir, biz geçiş güzergahıyız. Bu karmaşık coğrafyadan, Orta Doğu'dan kaçmak isteyen insanlar refah toplumlarına, Avrupa'ya gitmek istedikleri için geçiş güzergahı olarak Türkiye ülkemizi kullanıyorlar. Dolayısıyla oraların toprak bütünlüğünü korumak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ülkesinde var olan bir şeydi. Biz onu bir kenara ittik elimizin tersiyle. Bu e, ülkelerin dağılmasına müsaade ettik. Daha doğrusu eş başkanlığını da yaptık o şey için. Bunlar dağıldıktan sonra bu topraklardan, savaştan e, canını korumak isteyen, malını terk eden, evladını korumak isteyen insanlar Türkiye'ye gelmeye, Türkiye üstünden Avrupa'ya gitmeye başladılar. Avrupa bu süreçten inanılmaz rahatsız oldu. Döndü. Geri kabul anlaşması. Bana gelmesinler dedi. Şimdi o Hümanist refah toplumu dedi ki bu Avrupa Birliği üzerinden biz, biz istemeyiz. Yani hani böyle bir felaket anı olduğunda bunlara sahip çıkan Birleşmiş Milletler kararı, hani mülteciyi kabul etmesine ilişkin uluslararası statüler bunları da Avrupa'da bir kenara itti ve bizim de ekonomik zayıflamamızdan istifade ederek dediler ki Türkiye olarak siz bunları tutun. Tuttuğunuz ölçüde de biz size para verelim. Biz de o yıllarda başlamış olan bir ekonomik krizle yeni yeni yüzleşiyoruz. Şu anki halinden eser yok tabii ama e, o ekonomik krizden bunları burada tutmak, bunları sosyal uyum programına tabi tutmak şartıyla Türkiye'ye para verdiler. Bu, bu, bunları çok basit anlatıyorum Arman Bey ama toplumumuz bunları unuttu. Yani biz niye bu sorunlarla yüzdeyiz? Çünkü bu, bu politikaları, bu seçimleri hükümetimiz yaptığı için şu anda bunlarla karşı karşıyayız. E, bu vatandaşları burada tutmak pahasına hükümetimiz para aldı. Sosyal uyum parası. Şimdi vatandaşlarımızın bir bölümü diyor ki ben hastaneye gidiyorum. Hastane bana ücret alıyor diyor, katkı payı alıyor, ben sigortalıyım, ben bağ kuruluyum, ben emekli sandığım, bana para alıyor. Ama Suriyeli ve gözümün önünde para almıyor diyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal uyum programında onun sağlık harcamalarını karşılamak karşılığında o parayı aldığı için ondan para almıyor. Bizim taahhüt var ya. Yani. Tabii, bizim vatandaşımız da isyan ediyor. Diyor ki nasıl olur? Ben para veriyorum bu ülkenin vatandaşı, sigortalıyım, o vermiyor diyor. Çünkü biz... Batık ekonomimizi kurtarabilmek için esasında bir kaynak yaratma düşüncesi altında bunu gördük ve bu tanımlara mülteci ve göçmen tanımına sığmadığı için yeni bir tanım uydurduk o tarihte. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçici koruma statüsü diye bir tarif uydurdu. Bu bizim iç hukukumuzun uydurduğu bir şey. Uluslararası hukukta bunun karşılığı yok. yok. Bizim hukukumuz geçici koruma statüsü diye bir koruma statüsü verdi ve dedi ki bu şekilde Suriyeden, Afganistan'dan, muhtelif şekilde gelenleri ben geçici koruma statüsünde Türkiye'de tutarım. Bunların da bir bölümüne sonra ikamet izni verildi. Şimdi bir geçici koruma statüsü koyuldu, bir de ikamet izni verildi. Bir bölümü ikamet izni aldı. Sonra bir de dedik ki bizim daha da fazla paraya ihtiyacımız var. Vatandaşlığımızı da satarız. Nasıl? 400 bin dolarlık konut alırsanız. Türkiye'de 400 bin dolarlık konut yatırımı yaparsanız biz size vatandaşlık da veririz. Bir bölümü gitti vatandaşlık da aldı. Konut aldı Türkiye'de bu kadarlık. Hatta ki konut alınca tek başına kendisine değil ailesine vatandaşlık aldı. O kadar kolay. Dünyanın hiçbir ülkesi bunu bu kadar kolay vermiyor. Şimdi bunları neden söylüyorum? Bizim sokakta gören vatandaşımız herhangi birisini işte esmer, siyahi yahut işte Arap, giyimi bizden farklı. Bunun hangisine baktığında bu düzenli göçmen. Bu düzensiz. Bu düzensiz göçmen. Bu geçici, bu, bu, bu geçici koruma statüsünde bu ikamet izni aldı. Bu vatandaşlık bu, bu Türk almış. vatandaşlığı almış diye alnında yazmadığı için bunlar bunların hepsini vatandaş bakınca kolay olarak mülteci diyor. En bildiği tabir ya da sığınmacı diyor. Ya da göçmen diyor. Ama bunların hepsi ayrı ayrı statü. Dolayısıyla toplam olarak vatandaş baktığında inanılmaz bir sayı görüyor. Sokak her sokakta. Bazı ilçelerimiz var. Bakın İstanbul'da 10 ilçede e, göçmen diye vatandaşın tarif ettiği geçici koruma statüsündeki vatandaşlarımızın sayısı %20'yi ilçe nüfusunun %20'sini açmış. %20'sini açmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet İstanbul Valiliği bu 10 ilçede yabancı ikametini durdurdu her şey bizim sınırlarımız Kevgir. Herkes geliyor bir kaçak. Bütün bunların dışında bir de kaçaklar var. Onlara da düzensiz göç diyoruz. Bir başka durumda olun. Bir tek düzensiz dediğim onun da Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayısını bilmiyor. Ne kadar Türkiye'de düzensiz göçmen var? Sayı bir ara 2 milyon, bir ara 3 milyon dendi. Yani açıkladıkları göç idaresinin rakamlar resmi geçici koruma statüsü, statüsü verdikleriyle ikamet izni verdikleri. Ne sattığı yabancıya mülkü açıklıyor, ne de kaçak, düzensiz, sınırlarımızın kevgir olmasıyla gelen şeyi açıklamıyor. Öyle açıklamazsanız, öyle açıklamadığınız halde İstanbul'da 1 milyon 87 bin kişi var. Tamam. Peki bu 10 ilçenin şeyini durdurdunuz, e, i̇kamet. ikametini durdurdunuz. Sadece bu 10 ilçede 1 milyon 120 bin kişi var. Hani 1 milyon 87 bin kişi vardı? Diğer o 29 ilçede İstanbul'da bir tane yabancı uyruklu kişi ikamet etmiyor mu? Mesela daha çok Avrupa yakasını tercih ediyorlar galiba değil mi? Tabii Öyle tabii. Yani, bakın rakamları göstereyim. Türkiye'de geçici koruma statüsü Suriyeliler. Bakın yani 10 yılda %204 atmış Ar Armağan Bey. Burada tekrar düşüşe başlamış burada Bey. Tabii abi. 2022'den sonra e, bunlar TAP yaptığı zaman. Şimdi neden? Çünkü bunların bir bölümü statü değiştiriyor. Koruma statüsünden ikamet alıyor. Bir bölümü vatandaşlık alıyor, mülk alıyor. Bu şeyi değiştiren bir şey değil. Yani eğri Bu sadece geçici koruma statüsü kapsamında olan. Şimdi ben size bir de ikamet iznini göstereyim. Bakın bunlara da ikamet izni vermişiz. Yani 10 senede yüzde %259 artış. Neden e, 379 binden 1 milyon 270 bin kişiye ikamet veriyor? Acayip. Neden? Büyük yani hızlı Dünyanın bazı ülkelerinin nüfusu bu kadar. Yani biz niye bu kadar insana kolay... Bizim vatandaşımıza Avrupa'da herhangi bir ülkeye gittiğinde e, ikamet izni veriliyor mu? Hayır. Bırakın ikamet izni. Vize alamıyoruz ya. Yani e, kamu görevlisi olarak ben vize alırken zorlanıyorum. E, normal vatandaş vize alamıyor. Abi hemen bir soru soracağım. Mesela belediyeler yardım alırken bu rakamlarda e, nüfusu nüfusun için... Hayır resmi nüfusunuz neyse ona göre alıyorsunuz. Ha bu 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 rakam... rakamlar dahil değil. Hiç. Siz bu insanlara e, hizmet su veriyorsunuz, diyorsunuz. çöpünü topluyorsunuz. Bu insanların tüm vatandaşlarımız gibi giderlerinin e, bir bölümünü siz karşılıyorsunuz. E toplu taşımayı kullanıyorlar. Ama hiçbir e, ilave bundan kaynaklı pay almıyorsunuz. Devlet o bunların e, koruma statüsünden kaynaklı Avrupa Birliği'nden aldığı parayı bütçe açığını kapatmak için kullanıyor. Belediyelere kaynak olarak vermek için yahut e, ülkenin bazı kalıcı sorunlarını çözmek için değil. Batırdığımız ülkeyi toparlamanın kaynağı olarak kullanıyor. Şey, e, tatil beldelerine gelen turistler gibi olmuş. Tabii tabii ondan daha vahim. Ondan koca bir ülkenin durumu ondan daha vahim. Yani Türkiye diyor ki 2005-2023 döneminde biz 2 milyon 511 bin göçmen yakaladık diyor. Kaçak düzensiz. Bunları da ne yaptığımızı da bilmiyoruz. Yani bunlar mesela sınır dışı edildi mi? Edilmedi mi? Bilmiyoruz. Edilmedi mi? En az 2 milyon Türkiye'de resmi rakama göre tahmin ettiğimiz kaçak insan var. Suriyeli, Afgan, işte Irak'tan gelmiş. Dünyanın muhtelif, şimdi Sudan'ından bilmem neyine kadar Afrika ülkelerinin çok sayıda. Burası öyle bir kolay pazar oldu ki kendi ülkesinden kaçmak isteyen için en kolay gelinecek yer oldu ülkemiz. En az 2-3 milyon göçmen var o zaman. O, o kaçak. Yani şimdi Türkiye'deki yabancı sayısının bakın şu tablo çok açık gösteriyor. Devletimizin açıkladığı rakamları söylüyorum. Bu devletin rakamı. Türkiye'de diyor 3 milyon geçici koruma statüsü var. 3 milyon 113 bin 25. 25. geçici koruma. Yani demin bahsettiğimiz gibi bunların hepsi Suriyeli. Ee, Suriye'den kaçanı aldık bir statü uydurduk. 3 milyon 113 bin kişi var. Bir başka ikinci grup, i̇kamet izni. ikamet izni verdik Türkiye'de toplam diyor. 1 milyon 121 bin kişiye ikamet izni verdik diyor. Mülteci diye tarif edilecek uluslararası statüyle bizde sadece 19 bin kişi var koca ülkede. Çünkü batıdan gelenleri sayıyoruz sadece. Öyle. Ee, bu o kadar. Ama bu rakamlara göre 2,5 milyon civarında da yakaladığımız düzensiz göçmen var diyor. Yakalayamadıklarımızı da söylemiyor. Yakalayabildiğimiz 2,5 milyon var diyor. Biz diyelim ki bu da en az 2 milyon. Hadi bunun 500 bini geri gitti şey, en az bu kadar insan da bu ülke topraklarında kaçak olarak geziyor. Bu en az, bizim öngörümüz bu. Şimdi vatandaşlık e, alan e, vatandaşlık alanların Suriyelilerin sayısı da 237 bin, 237 bin Suriyeliye de vatandaşlık vermişiz. Azmış. Bir vatandaşlık vermeye ihtiyacı yok ki bir bölümü kaçmak için Türkiye'den vatandaşlıktan daha kıymetli Avrupa'da vatandaşlık orayı köprü kaçmak için kullanıyor kullanma. yahut burada ikamet izni alıyor işini görüyor o ülkesinde ne olacağını bekliyor bu ülkenin ekonomik durumu belki şu Suriye'den daha kötü olacak ülkesine gitmek daha karlı olabilir yani onu gözlüyor bakın vatan konut satın alarak vatandaşlık almış 999.471 kişi var 1 milyon kişiye vatandaşlık vermişiz konut satın almak ile 1 milyon kişiyi. Bu ne demek? Her hanede 3 kişi olsa 330 bin, 340 bin konut, 330 bin, 340 bin konut başkalarına satıldı. Bizde konut krizi, barınma krizi var, kira bulup ev bulamıyoruz, evimiz başımıza yıkılacak, yıkılacak eve rağmen kiralık yere çıkmak istiyoruz. Çünkü pasta aynı, pastayı bunlar bölüştü. Bizim vatandaşımız dar gelirlimiz, geliri düşerken, dövize karşı, dolara karşı geliri, sabit geliri erirken ee, onun pastasına yabancı ortak olduğu için o ev bulamaz, hatta şu anda ekmek bulamaz hale geldi. Yani bunları anlatmayıp sadece geçici koruma statüsünde şu kadar adam var diyerek toplumu kandırmaya. İçişleri Bakanlığı'nın söylediği rakam bu, bu değil mi? Bu, bu, bu. bu Türkiye. Yi. Şunları bize söylemiyor, bir tek şunu söylüyor. Onu söylüyor. Bu kadar adam var diyor. E, geri kalanlarını ne yapacağız? Yani ama bir şey aynı şeyi İstanbul için anlatayım. Bakın, İstanbul'da ne kadarmış? Bu geçici korumanın yani 3 milyonun. 530 bini İstanbul'da, Türkiye'deki 3 milyon, çok bu e, İstanbul'u Gaziantep takip ediyor. İkamet izni alan 1 milyon 121 binin 549 bini yaklaşık yarısı yüzde 40'dan fazlası İstanbul'da. İstanbul'da ikamet ediyor ve e, İçişleri Bakanlığı'nın e, açıkladığı yabancı sayısı 1 milyon 87 bin. Tamam, bu kadarla bitiyor mu? Bitmiyor. Nereden bitmiyor? Bakanlık bu 10 ilçede, bu 10 ilçede şeyi durdurmuş. Yerleşimi, ikameti yani. durdurmuş. Bu 10 ilçedeki yabancı nüfusu 1 milyon 120 bin kişi. En çok nerede var diye bakmıştık. Esenyurt. Şimdi her ilçe... Yani... Hiç A A Anadolu yakasında gitmiyorlar Burak abi. O niye ben çözemedim? O, o daha az. Ama hepsi niye artık... Beyoğlu'nda bu 10 ilçenin içinde Beyoğlu yok. Beşiktaş yok, Şişli yok. Buralarda hiç Ama yok. Ama bir şey söyleyeceğim, hiç Anadolu bir tane Anadolu yakası yok. Or, Oralar orası da var. Orada daha Tedricen daha az gidiyorlar. Haklısınız. Avrupa yakası e, daha e, burası sınıra yakın diye hep psikolojik <laughs> olabilir. Bir de e, bu şeyin kendi içinde toplu olarak bulunma şeyi de daha yaygın. Dolayısıyla ve dolayısıyla bu e, şey e, kendi içinde tutarsınız. Yani sadece 10 ilçede 1 milyon 120, 29 ilçemizde kalan hiç mi yok? Söylüyorum Beyoğlu'nda bir tane bu 10 ilçenin içinde yok. Beşiktaş yok, Şişli yok, Arnav Arnavutköy. E bunlarda bir tane şey yok mu? Ya onları topladığınızda bu rakamın daha fazla olduğunu zaten göreceksiniz. Mesela Fatih hep e, basına konu olan bir ilçe ama mesela düşük. Hayır %20'yi geçmiş ama nüfusu daha düşük olduğu için. Esenyurt'un nüfusu 1 milyon olduğu için 1 milyonun %20'si kadar var. Fatih'te de 500 binin, 300 binin %20'si kadar var. Fatih kent merkezi olduğu için nüfusu daha düşük ilçe olarak. Şimdi şunu anlatacağım sonuç olarak. Biz neyi yaptık? Biz dedik ki bakın bu devlet bu rakamları açıklamıyor. Devlet olmanın birinci şartı şeffaflık Armağan Bey. Devletimiz şeffaf olarak bu verileri ortaya koyacak. Nasıl geçici koruma statüsünü, ikamet statüsünü koyuyorsa <laughs> kaçak, düzensiz, ne kadar göçmen varı da söyleyecek. E ama bunu söylemezse gerekli e, hizmeti de sağlayamaz. Tamam, şimdi bunu söylemiyor. Bunu söylemiyor. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama hep, hepimiz etrafımızdaki kalabalıktan e, kakafoniden bunun ne olduğunu görüyoruz. Bayram tatili boyunca görüyorsunuz ki sahillerimizde e, bizim insanımız yok. E, başka uyruklu insanları görüyorsunuz. Kendinizi orada yabancı hissediyorsunuz. Yahut toplu taşım bedava olduğunda toplu taşıma siz binemiyorsunuz. Bunları toplumumuz yaşıyor. Biz ne yaptık? Dedik ki e, İstanbul'da e, son 2-3 yıldır eski genel müdürlüğümüz diyor ki dramatik bir şekilde su tüketiminde artış var. Acayip bir su tüketimi şeyi gözlüyoruz. Yaz kış, hadi yazın buharlaşma olur artar, yaz kış artıyor. İSKİ diyor ki bize yaz kış İstanbul'da su tüketimi, evrensel değerleri de İstanbul'un yıllara sari ortalaması da kişi başına 180 metreküptür diyor. 180 metreküp bir kişi günlük su tüketir diyor. 180 metreküp İstanbul nüfusu olan 6 milyonla çarptığınızda 2 milyon 800 bin, 2 milyon 900 bin en fazla bu rakamları bulmanız lazım. İstanbul 3 milyon 600 bin litre su veriyor günlük diyor. İSKİ diyor ki biz bu kadar su veriyoruz. Yani hadi 2 milyon 800 değil 3 olsun. 3-600 veriyoruz her gün. Burada günlük. resmi kayıtlı olmayan insan sayısının ne kadar yüksek olduğunu yani gösteriyor. Yani 180 metreküp değil, 225 metreküp su tüketiliyor İstanbul'da kişi başına. İstanbul'daki insanların İzmir gibi, Antalya gibi, Muğla gibi... E, ortalamalardan daha temiz, daha günde beş sefer yıkanan falan insanlar olduğunu tahmin etmiyor isek, Hayır. su alışkanlıklarının daha fazla değiştiğini tahmin etmiyor isek, toplu taşıma da bakarak e, yazın aylarında bunu e, burnumuzu tuttuğumuzdan da anlayabilirsiniz. Bir su, su davranışı değişikliği falan da yok. O zaman ne değişti? Suyu kullanan, tüketen nüfus değişti. Biz e, yaklaşık İstanbul'a gelen turisti de, turist değişmeli sezonda artan sonra azalan bir şey. Bunu çıkarttığımızda 2 ila 2,5 milyon kişiye daha fazla su veriyoruz. Su veriyoruz 2 ila 2,5. İlçelerin topladığı çöpü toplasanız onun da toplam ortalamasından bu rakamı görürsünüz. Ne kadar çöp toplanıyor? Toplasanız o da 16 milyon kişinin çöpünü toplamıyoruz. 20 milyon aşkın kişinin çöpünü topluyoruz. Topladığımız çöp de 20 milyon kişilik, verdiğimiz su da 20 milyon kişilik. Turistini çıkardığınızda gündelik geleni gidenini çıkarttığınızda çok net bir şekilde 2 ila 2,5 milyon arasında bir fazla burada yerleşik durumda insan olduğunu görüyoruz. Bizi kandırmasınlar 1 milyon kişi yerleşik, 1 milyon kişi yabancı. Statü olarak tarif ettiğinizde koruma statülü, ikamet izinli 1 milyon kişi var. Kaçak kaç kişi var? Kaçak kaç kişi var? Şeffaf bir şekilde bunu açıklayın. Vatandaşlık verdiğinizi ben söylüyorum. İstanbul'da toplam vatandaşlık verdiğinizin 400 bini İstanbul'dan. Yani o 1 milyon, 1 milyon vatandaşlık verilmiş yabancı uyruklunun 400 bini İstanbul'da. buna ve anladığım kadarıyla bu tartışma daha uzun zaman sürüyor. Yani tartışma devlet şeffaf verisini açıklamadığı için bizim önüne koyduğumuz bu analitik, bilimsel analizlerden kaynaklı olarak e, tartışmaya açık bir konu değil. İnsanlarımız da tartışmaya açık olmadığını görüyor. Neden? Gündelik yaşamında etrafındaki insanlara bakıyor, kalabalığı görüyor, paylaştığı mekanları görüyor, etraftaki konuşulan dili görüyor. Bayram'da Seyram'da sokaktaki insanı görüyor bu öyle 50 kişi 100 kişi ile açıklanacak bir durum değil ve biz kendi ülkemizde esas ne olduk kendi ülkemizde mülteci olduk. bizim getirdikleri durum Hani bir mülteci tanımı var ise kendi ülkemizde mülteci haline getirdiler dramatik olan budur devlet şeffaf bir şekilde vergiyi de sayıda açıklasın ortaya da koysun bizim bilimsel olarak ortaya koyduğumuz analizde budur ve bunun Hani her tür ortamda da bilimsel olarak çöp üstünden de, doğal gaz üstünden de, su üstünden de tartışmasını yapabiliriz. Peki. Bizi aydınlattınız. Geldiniz. için Çok teşekkür ederim. Hiç nefes almadan konuştum kusura bakmayın. Estağfurullah <laughs> çok teşekkür ederim. Geldiniz. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.